Merhabalar. Bizim ekmeğimiz toprak, ekmeğimiz hayvancılık. Köylü milleti olarak biz ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz. Tarsus başlı başına bir tarım ilçesi. En geniş ovalar Tarsus'ta. Mersin'in en geniş ovaları Tarsus'ta. Onun için de belediye olarak çiftçimize, üreticimize önem veriyoruz. Ama bizim önem verdiğimiz çiftçi düşük gelirli, düşük ölçekli çiftçi. Büyük çiftçi değil. Zaten o hem para kazanıyor hem Tarım Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanıyor. Küçük üretici de faydalanıyor ama yeterli olmuyor. Hem süt üreticileri birliği hem de sığır yetiştiricileri birlik başkanları bu desteklerin devamını istiyoruz dedi. İnşallah 31 Mart 2024'te göreve devam edersek bu destekler de devam edecek. Göreve de devam edeceğiz, bu desteklere de devam edeceğiz. Biz hayvancılığı destekliyoruz. Küçükbaş, büyükbaş, işte kaz üretimi her aşamasında destekliyoruz. Mersin genelinde bugüne kadar 2780 ton yem desteği yaptık. Toplamda da 1128 büyükbaş hayvan üreticimize. Bunun 393'ü Tarsuslu üretici. Büyükbaş hayvan üreticisi. Bu 2780 tonun toplamda yaklaşık olarak 2000 tonu Tarsus'ta. Neden? Bu bölgede en fazla büyükbaş hayvan üretimi burada. Onun için de en büyük pay Tarsus üreticilerin onların üretimine katkı olsun diye de belediyemiz bunu yapmış. Genel olarak tarımsal destekler önem verdiğim hadi gel köyümüze destek verelim. Bizim amacımız köylümüzü doğduğu yerde doyurmak. Burada kıl keçisi önemli, yörükler bilir. Her aileye 25 damızlık kıl keçisi. 3 çeşit damızlık kıl keçisi ya da ivesi koyun ya da Güney Karaman. Bölgeye göre Anamur, Erdemli, Tarsus bunlar farklı farklı hayvan cinsleri yetiştiriyor, ırkları yetiştiriyor. Bu önemli bir proje. Bugüne kadar 240 aileyi biz yetiştirici yaptık. Bunun 121'i de kadın üretici. Az önce dedim ya, küçük çiftçiye önem veriyoruz. Ama bir şeyi söylemeyi unuttum. Kadın üreticiye önem veriyoruz. Kadınlar başımızın tacı. Kadınlar üretsin, kadınlar çalışsın. Kadınlar ayaklarının üzerinde dursun. Kocası dahil kimseye muhtaç olmasın. Çocuklarının eğitimine, bakımına, yemesine, içmesine fayda sağlasın istiyoruz. Yine fide fidan. Her çeşit. Avokado fidanından örneğin Tarsus'a incir fidanı dağıttık. Siyah incir fidanı. Avokado Anamur bölgesine. Pasiflora bunlar tropikal meyveler. Bunlar değerli işte ekonomiye katkı sunuyor. Alıç fidanı ya da nergis soğanı. Küçük üreticiler için kazanca paraya ihtiyacı olanlar için küçük gibi görünse bunlar büyük desteklerdir. Tok acın halinden anlamaz misali. İhtiyacı var adamın, çalışacak, üretecek. Devlet sosyal olacak, belediye sosyal olacak. Belediye başkanı halka yardımcı olacak. Gelen parayı halk için harcayacak. Belediye demek halk demek. Bizim anlayışımız bu.
Bizim dönemimize kadar Tarsus'ta bu kalitede asfalt yapılmadı. Çok açık söylüyorum. Buradan duyanlar buna cevap verebilir. Yaptığımız asfalt, yaptığımız yol olması gereken kaliteli altyapısı olan yollar. Biz prestij caddeleri yapıyoruz. Yine Tarsus'un alışık olmadığı işler bunlar. Mersin merkezde başkanınız ne yapıyorsa Tarsus'ta da aynısını yapıyor. Aynı kalitede kaldırım yapıyor. Aynı kalitede yol yapıyor. Aynı kalitede bina yapıyor. Aynı kalitede sosyal hizmet yapıyor. Aynı oranda tarımsal destek yapıyor. Tarsus böyle bir köşede kalmış, unutulmuş, gözden ırak, gönülden ırak bir yer değil. Gönlümüzün içinde Tarsus. Ta kalbimizin içinde. Dediler ki Tarsus'ta otel yok, otel yapın. Dedim ki otel otelciler yapacak. Belediye hizmet yapacak. Belediye kendi güzel bir turistik alanına otel yapıp kiraya vermez. Onu otelci yapsın. Ben halk adına çalışan belediye başkanıyım. Yıktık. Şu anda yarışmaya çıkmıştık. Çok güzel bir proje çıktı. Uygulama projesini de arkadaşlarımız bitirdi. İhaleye çıktık. Bittiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir sanat eseri düzeyinde bir şaheser. Orada sosyal tesisler yapıyoruz. Çocuklarınızla gidebileceğiniz tiyatro oyun salonlarının olduğu, kır bahçesinin olduğu, çocuklarınızla yemek yiyebileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz bir alanın olduğu, çocuklarınızla hoşla vakit geçirebileceğiniz çocuk eğlence alanlarının olduğu bir sosyal tesisi halkımızın hizmetine yapıp bitirip açacağız inşallah. Yine Aralık ayında Tarsus'ta bir açılışımız var. Çok modern bir kreş yaptık. Biliyorsunuz Begonvil kreşimizi açmıştık. Full çalışıyor orası. Çok talep var oraya. Çünkü öğretmenlerimizden, uygulamalardan aileler ziyadesiyle memnun. Bu kreşler biliyorsunuz özel kreş gibi yüksek meblağlarda öğrenci almaz. Daha çok gelir düzeyi düşük, ihtiyaç olan ailelerin, daha düşük gelir ailelerin çocuklarını tercih ederiz. Bizim Mersin Sebze halinde kreş açtığımızı biliyor musunuz? Orada çalışan kadınların çocukları için. Bizim kime, hangi kesime hitap ettiğimizi, hizmet ettiğimizi tüm halkımın bilmesini istiyorum. Bu kreş çok modern bir kreş ve 100 çocuğumuz burada hizmet alacak bizden. Ve açıldığı zaman Allah nasip eder Aralık ayında hep beraber açarız. Ne kadar güzel, ne kadar modern bir kreş açtığımızı Tarsus'umuza hep beraber göreceğiz. Geçen yıl birincisini yapmıştık. Binlerce insan Tarsus'a geldi. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 250 civarında değişik ülkelerden, Balkanlardan, Avrupa'dan, Kafkaslardan, Arap coğrafyasından, Türkiye içerisinden, ülkemizden halk dansları toplulukları gelecek. Yazarlar, çizerler, ünlü televizyoncular, köşe yazarları burada olacaklar, söyleşiler yapacaklar. Onlarla tanışma, dinleme, izleme fırsatı bulacaksınız. Çok önemli yazarlar, çizerler. Tarsus biliyorsunuz eğitimli bir yer, kadim bir yer. Tarihi, kültürel birikimi olan bir yer. Buraya yakışır. Yazarlar, çizerler Tarsus'umuzu ziyaret edecekler. Cuma günü Simge. Cumartesi hemşerimiz Manuş Baba. Pazar günü de gelinimiz, biliyorsunuz Melek Mosso, nikahını da 3 hafta oldu sanıyorum. Kıydık bir, en fazla bir ay. Mersin'de ben kıydım nikahını. Melek Mosso Tarsuslara burada çok güzel konserler verecek. Bütün Tarsusları bekliyorum. Özellikle gençleri bekliyorum. Buradan gençlerimizi davet ediyorum.
Bu etkinliğimize katıldığınız için hemşerilerim sizlere çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bu konuda her zaman yetişçilerimizin yanında. Daha önce geçen yıl Mut, Silifke, Gülnar, Erdemli yöresine dağıtımda yapıldı. Bu yıl Merkez İlçe, Çamlıya'yla ve Tarsus'umuzda 360 üreticimize Süt Birliği, Damızlık Birliği ve Kooperatif Birliği üyelerinden şartlara uyan kişilere 600-800 kilo, 400 kilo civarında hayvan sayısına göre mısır fırıngesi verilmektedir. Bu desteklerin devamını talep ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, gerçekten bugün sadece mısır fleka dağıtımı değil, daha önceden yaptığı çalışmalarla da hem çiftçimizin, üreticimizin gönlünü fethetmiş durumda. Bununla beraber taş kırma makinemiz hala faaliyette ve çalışmaya devam ediyor. Gerçekten özellikle kırsal alanda büyük yerleri açtık, küçük çiftçilere büyük yerleri açtık. Oralarda şu anda sebze, karpuz, biber, bütün sebze ürünleri üretilmekte. Aynı zamanda daha önceden yaptıkları reglas olsun, kaz dağıtımı, küçükbaş hayvan projesi, diğer yem projeleri saymakla bitiremediğimiz bir sürü projelere imza attı. Bununla beraber arazilerimizin yolları yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Gerçekten çiftçimizin gönlü sizde, siz çiftçimizin yanınızdasınız, onu biliyoruz. Ben de buradan diyorum ki biz de ziraat odası olarak sizin yanınızdayız. Allah yolunuzu, bahtınızı açsın. Üreticilerimiz ve kurumumuz adına Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Bey'e katkı ve desteklerden dolayı çok teşekkür eder. Bu desteğin önümüzdeki dönemlerde devam etmesini diler. Saygılar sunarım. Evvel alamıyorduk. Yemlerimiz çok pahalıydı. Ama şimdi yarı destekli büyük belediye başkanımız verince biraz rahatladık. Şimdiki yoldu. Teşekkür ederim. Başkanım çekiyorum. Yok. Tamam. İyi mi geçiyor? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Tamam başkanım.